4 sene oynadım, World of Tanks'ı bıraktım, kanser olacaktım. Arkadaşlar yani bir şey söyleyeceğim de Genshin Impact dışında free to play oyun oynamayın ya. Ya da waifu oyunlar dışında. Bir dönemin bu World of Tanks'leridir, bilmem neleridir. Bunları pek biz bir ciddiye almadık, anlatmadık, konuşmadık, oynamadık. Farkındasınız değil mi? O da biraz şeyden. Ne kadar Nintendo oyunlarıyla büyümemiş olsam da ben de premium oyun jenerasyonundan yetiştiğim için oyun bizim için her zaman para verilen bir şeydi. Bedava oyun çıkmaya başladığı andan itibaren biz çok belli bir dönemin oyuncuları çok kıllandık. Kim kime niye bedava oyun versin lan yani? 5 dakika sonra da anladık zaten oyunun içerisinde senden para çemçirmeye kalktıklarını. Saldık geçtik. Bu biraz şeyle alakalı galiba. Oyun oynamaya kaç yaşında başladığınla alakalı. Biraz erken başladıysan yani dolandırılmaya çalıştığını hemen fark ediyorsun yani. Yani düşünsenize yıllarca 10 liradan o 20 liradan korsan almışsın oyunu. Ondan sonra biraz resmi oyunlar çıkmaya başlamış. 80 TL'den, 70 TL'den, 100 TL'den falan oyun alıyorsun artık. Bir anda birileri geliyor diyor ki al bakalım aslan. Nem kokan internet kafe köşelerinde kodları satılan free to play oyunlar geldi. Oynar mısın falan diyorlar. Sen de diyorsun ki thanks but no diyorsun yani. Biraz erken başlamış olmakla alakalı bence bizim işte. Bizim yaş grubu oyuna hep paralı ve para verilen bir şey olarak bile geldi ya. Abi maalesef ben oyun oynamaya Metin 2 ve Wolf Team ile başladığım için çok geç fark ettim hayatımın gittiğini. Abim öyle oldu. Bir de sizin suçunuz değil. Yani çoğunuzun evinde PC yoktu. Benim biraz babamın da işi dolayısıyla bankada çalıştığı için kredi kartlarıyla alakalı falan böyle biraz teknoloji gerektiren bir şeydeydi. Bizim evimize bilgisayar çok erken girdi. Eve bilgisayar erken girince bizde bilgisayar okur yazarlığımız arttı. Benim babam gidip de Warcraft 2'yi kutulu almıştı ya. Kendisi oynamak için ha. Şu vardı bizim evde. Bakayım gösterebilecek miyim size, var mı? Aa bu. Bayağı bu. Dur bakayım, hatta koyu renkli olanı var mı? Lacivert vardı. Şu. Şu. Şöyle bir şey. Yani bunun çıkış tarihi kaç? Babamın aldığı tarih kaç? Bilmiyorum yani. Ama yani varın düşünün. Yani o yüzden bazılarımız bir tık daha avantajlı başladı bazılarımıza göre bu oyun işte. 1995. Yani 95 senesinde benim babam gitmiş oyun almış eve. Kendi oynuyor. Arada diyor gel bakayım sen de bak falan diyor böyle. Ben de kurcalıyorum, çözüyorum. İngilizcem yetmiyor o sene. Anlayamıyorum o kadar da falan filan. Bir iki seneye benim de oyun okur yazarlığım inanılmaz arttı tabii. Ama yani evde PC ve evde oyun olması kültürü çoktan oturmuştu o döneme kadar artık. O yüzden bir sürü arkadaşım benden sonraki yıllarda, genç arkadaşlarımız, internet kafe diye bir şey çıktı. Biz internet kafeye başlarda çok gitmezdik mesela. Evimizde bilgisayar vardı çünkü çoğumuzun. Yani öyle bir jenerasyon idi. En azından İstanbul, Ankara falan için söylüyorum. Sonra internet kafeler yaygınlaştı. Eve bilgisayar almalar eskisi kadar olmamaya başladı. Benim dönemim biraz daha şey dönemi ya böyle. Ekolay falan dönemi yani. Herkes bilgisayarlanıyor dönemi vardı bizim böyle. Canım balıklarım, biliyorum canını sıkılıyor. Benim de sıkılıyor. O yüzden şu internet olayına artık ben de gireyim dedim. Kalktım sabahleyin, çayımı koydum, bilgisayarımı açtım, bilgisayara taktım ve de iki tuşa bastım, internete girdim. Nasıl kolay girdim söyleyeyim mi? Söylemeyeceğim. Hadi söylüyorum. Haliyle benim dönemde tuhaf bir şekilde bizim dünya bir bilgisayarlandı. Sonra bir şey oldu, millet bilgisayarlanmayı bıraktı. Çünkü bizden sonraki jenerasyon full internet kafelerde büyüdü. İnternet kafelerde büyüyünce de ya metinci oluyorsun ya lolcu oluyorsun. Öyle bir şey oluyorsun yani. O da neden?
Orada da sizin suçunuz yok. Hiç kimsenin yani şeyi yoksa. Zaten suçmuş olarak söylemiyorum. Yani hani şöyle bir şey vardı çünkü. Şöyle bir oyun oynanıyordu gençlerin üzerine. İnternet kafeler RP puanı satma mekanıydı. İnternet kafeler açtıkları makinelerden para kazanmıyordu ki. Gençlere sattı RP puanı, Metin 2 kodu, Silk Road kodu, Knight Online kodu. Bunların satıcısı internet kafelerdi. Onlara da o kodu, o oyunları Türkiye'ye getiren şirketler veriyorlardı. Yani o yüzden aslında bence bir bağımlılık ve bir uyuşturucu piyasası gibi bir durum vardı. Torbacılık gibiydi birazcık yani. Bir dönemin internet kafeciliği. Kusura bakmasın. Ben internet kafeciydim. Bu dediklerinizden rahatsız oluyordum. Ya bırak. RP ve tost satarak şirket geçindirmek varken o çocuklara tabii ki sonu gelen bitmiş kaliteli oyun sunmayacaksın ki sen de. Kimse sunmayacak. Sen RP'den para kazanıyorsan çocuk internet kafeye gelen çocuklar sürekli LOL oynasın istersin ki RP ihtiyaçları da olsun. Veyahut da Metin 2 veyahut da başka bir şey. Haliyle Türkiye o konuda da bir kültürel sömürgeydi yani. Yapacak bir şey yok.